Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. Map. Eski ve benzersiz haritalar koleksiyonumdaki bir harita yerinde değil. Sen gördün mü? Ona dokundun mu Map? Çabuk geliver. Ne kadar üzgünüm anlatamam. Bence haritayı bana değil de Mo'ya sorman gerekiyor. Ha. Çiçek balığı. Harita. Sadece kopyasını aldım. Hani ona söylemeyecektin? Affedersin. Bu kadar sevimli olduğun için şanslısın. Güzel, artık ödeştiniz yani Mo'nun uçan kaykayına olanları düşünürsek. Ne olmuş kaykayıma? Hemen söyleyeyim. Mac kütüphanedeki bazı kitapları taşımakta kullandı. Ama ne yazık ki kitaplar senin kaykayın taşıyamayacağı kadar ağır çıktı. Demek o yüzden gıcırdayıp duruyordu öyle mi? İnan bana onaracaktın Mo. Tabii birileri çenesini tutabilseydi. Sakin olun çocuklar. Neden bana kızdınız ki? Çünkü boş boğazsın da ondan. Oo, ama bu fazla oldu. Kendimle ilgili bir boş boğazlık yapayım ödeşelim. Pekala. Profesörün keklerini sakladığı o çok gizli yeri sonunda buldum. Ve az önce ikisini yedim. Mip, bu çok kötü bir davranış. Evet, ilk fırsatta bunun için özür dileyeceğim. Peki neresiymiş bu gizli yer? Söylemesem daha iyiyim o. Şeyini altına koy. Şimdi yandın. Profesör Cat bizi çağırıyor. Krizi çözmenin zamanıdır takipçiler. Bence bir çözüm yolu bulabiliriz. Evet, ben de öyle umuyorum Mip. Bir dakika önce bir alarm çalıştı. Pek çok haber kaynağımız Endonezya açıklarındaki deniz tabanında plastik kirliliğinin üst düzeye ulaştığını haber verdi. Ha, sorun plastik mi? Ben de bir şey sanmıştım. Denizdeki plastikler ekolojik bir felaket. Peki şimdi balıklara ne olacak? Biz de onu merak ediyoruz. Okyanusun o bölgesi dünyada çok az rastlanan harikulade çiçek balığının yuvası. Yuvanın yerini ancak bir avuç seçilmiş bilim insanının bildiği bir sır. Bundan sonra da sır olarak kalmalı. Şuna bakın, ne kadar güzel bir balık. Onunla beslenen deniz yırtıcıları var. Bu yüzden pek ortaya çıkmaz. Ya. Ancak bölgede genel bir temizlik yapmak çok iyi olacak. Bu gördüğünüz benim son icadımdır. Adı da... Süper vakumlu turbo dinamik basınçlı plastik toplayıcı mı? Ha, öyle de diyebiliriz, evet. Bir dakika, o cihazı şeyde mi kullanacağız? Suyun altında. Başlıklardaki hava rahat hareket etmenizi sağlayacak. Bu sadece bir temizlik görevi. Yine de dikkatli olun. Denizaltı tehlikelidir. Köpek balıkları, su altı akıntıları, deniz anaları ve başka tehlikeli canlılar. Şimdi rahatladım işte. Yolculuk tüneli sizi taşımaya hazır. Takipçiler iş başında. Acaba burada bir yerde iki çikolatalı kek bırakmış olabilir miyim? Şuna bakın. Bu ne pislik böyle? Ha, şimdi sıra bende. Mip, gel yardım et. Denizin dibi bir sürü plastikle dolu. Mip. Başlığın varken nefesini tutmana gerek yok. Sakın unutma. Olur da çiçek balığı görürsen yerine kimseye söyleme. Hiç söyler miyim? Al bakalım. Sen de al. Affedersin dostum. İmdat, saldırıya uğradım. Bağırma fanus kafa. Çek şunu üstümden. Affedersin. Sana o şeyi çıkarmanı söylemedim mi? Çıkarmaya çalışıyorum. Oo, tamam, ben çıkarırım. Ne kadar da güçlü bir akıntıymış. Ben şunu bileydin. Ben bile o akıntıdan kurtulamam. Ayrıca çok şanslısın çünkü kürkünün tadını hiç beğenmedim. Çok komik. Şakaydı öyle değil mi? Söyle bakalım. Sen bizim buradan değilsin öyle değil mi? Hayır değilim. Ben hazine takipçisiyim. Buraya deniz tabanını temizlemeye geldim. Yani düşünürsen iyi bir şey yapıyorum. Düşüneyim mi? Evet. Çünkü plastik zararlı. Yani balıklar için, çok gizli çiçek balığı için, plastik balığı için...
Lütfen beni yeme. Sakin ol arkadaşım. Seni yemek istemiyorum. Sana yardım edeceğim. Al yakala şunu. Harika. İyi bir ekip olduk. Denizin altına bayıldım. Bak. Hadi oraya gidelim. Işık nereye kayboldu? Dikkat et. Ne kadar büyük, gördün mü? Nereden baksan 100 yaşında falan vardı. Merhaba. Şu anda kış uykusunda mı? Kaplumbağalar haftalarca uyur. Onu rahatsız etmeyelim. Şuna bak. Bir çiçek balığı. Vah zavallı. Oraya sıkışmış. Yoksa çiçek balığını buldunuz mu? Neredeydin o? Merhaba. Sakin olun, o iyi biri. Artık arkadaş olduk. Yoksa bu bana sözünü etti, çiçek balığı mı dostum? Yani ona söyledin mi? Birlikte çok tehlikeli bir plastik akıntısından kurtulduk. Artık her şeyi paylaşıyoruz. Bu keskin dişlerin size yardımı dokunur belki. Sağ ol, bizde gerekli bütün ekipman var. Ne yaptığının farkında mısın? O bir köpek balığı. Sense onu çiçek balığının yanına getirdin. Bize çiçek balığını sır olarak saklamamız söylendi. İlk gördüğümüz yırtıcıyı anlatmamız değil. Söylediğin her şeyi duydum. Kalbimin ne kadar kırıldığını size anlatamam. Gördün mü? Onun da duyguları var Mac. İnan bana, aslında çok iyi biri. Hiç fark etmez mi? Farkındaysan şu anda gizli bir görevdeyiz. Onu buradan uzak tut. Olanlar için çok üzgünüm. Boş ver, önemli değil. Biz köpek balıklarının adı çıkmış bir kere, ne yaparsın? Sonunda o sinir bozucu mercandan çıktın. O halde artık seni yiyebilirim. Ne yaptığını sanıyorsun? Dur. Hayır. Hayır. Sağ ol arkadaşım. Hadi bu tarafta. Haydi çıkın oradan. Benim dünya kadar zamanım var, beklerim. Çiçek balığının ışığı sönüyor. Sığındığı mercanlar olmadan uzun süre yaşayamaz. Lütfen affedin çocuklar. Galiba köpek balığının gülümsemesine kaldım. Gerçekten çok pişmanım. Ne yapıp edip onu mercana geri götürmeliyiz. İyi ama bunu nasıl yapacağız? Benim bir fikrim var. Ama birazcık tehlikeli. Bundan sonra sana nasıl güveneceğiz Mip? Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Lütfen bana düzeltmem için bir şans verin. Eninde sonunda o delikten çıkacaksınız. Bize planını anlat. Bakın şöyle yapacağız. Siz ikiniz çıkıp kaçacaksınız. Köpek balığı peşinize takılacak. O zaman ben de çiçek balığını alıp çıkacağım. Siz köpek balığına oynayarak bana zaman kazandıracaksınız. Siz öyle sanın fanus kafalar. Ben de çiçek balığını mercana götüreceğim. Köpek balığı hiçbir şey anlamayacak. Sizi görüyorum. Şimdi sizi yakalayacağım. Plan işe yarıyor. Tam arkamızda. Planladığınız her şeyi duydum. Benden kurtulamazsınız. Yakaladım seni. Bu ne? Plastik! Kaybettin. Lütfen biraz sakin. Merak etme, sakinim. Madem o balığı yiyemedim fanus kafa, o zaman ben de seni yerim. Ama benim kürküm var, unuttun mu? Damak zevkimi değiştirmeye karar verdim. Al bakalım.
Benden bir su tabancasıyla kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Hayır, ama iki tanesiyle olabilir. Onu şu tarafa gönderelim Mac. Sizi fanus kafalılar bırakın. Sence nereye gitmiştir? Bence Brezilya'ya. Mac! Ah, çiçek balığı. Neden hala ışığı yanmadı? Ne oldu mu? Yoksa kurtulamadı mı? Yaşasın! Biz de köpek balığını akıntıya bindirip Amerika'ya yolcu ettik. Harika! Ama ya çiçek balığının yerini başkalarına söylerse? Şuna bakın. Şuna bakın. Söylese de sorun olacağını sanmam. Dünyanın en az bulunan balığını kurtardığına inanamıyorum. Güzel okyanuslarımızı korumak için ne çok neden var. Korumaktan söz etmişken profesör, bence keklerinizi sakladığınız yeri değiştirmeniz iyi olur. Anladım. Oysa ben başından beri Bayan F'den kuş kullanmıştım. Hayır, suçlu bendim. Gerçi Bayan F de bazen kağıt makasınızı alıyor ama... Tüh. Yine çenem düştü, öyle değil mi? Arkadaşlar, çocuklar hala izliyor mu? Evet. Hala izliyorlar.